Mavizamizni davomida aqidaviy masalalardan, payg'ambarlar haqida qanday e'tiqod qilishimiz lozimligi haqida suhbatlashamiz. Mana shu yo'riqnomada kelgan aqidaviy masala muhim masala bo'lganligidan shu narsani o'qib hozir ozgina tushuncha berib o'tgan bo'lamiz. Payg'ambarlarning birinchisi Odam alayhi salatu vassalom durlar, oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam durlar. Bu birinchi e'tiqodimiz. Payg'ambarlari boshi, payg'ambarlarning boshi Hazrati Odamimiz, otamiz Odam alayhissalom, ana oxirlari Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Ilohiy payg'ambarlarning soni juda ham ko'p. Hadislarda ularning adadi turlicha kelgan. Ulamolarimiz payg'ambarlarning adadi haqida qat'iy bir raqamni tayin etmaganlari yaxshi degan. Endi xo'p, Hazrati Odam alayhissalotu vasallam payg'ambarlarning boshidirlar. Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning so'ngisidirlar. Xo'p, ularning oralarida qancha payg'ambar o'tgan, uni kim biladi? Biz ko'rgan kitoblarda, biz eshitgan masalalarda 124 ming, 125 ming degan. Lekin ulamo aytibdiki, uni sonini aniq aytmagan yaxshi deydi. Chunki hech kim bilmaydi qancha payg'ambar kelganini. Sabab shu yerda. Ha, bu ikkinchisi. Ulamolarimiz payg'ambarlar adadi haqida qat'iy bir raqamni tayin etmaganlari yaxshi deyilgan. Qur'oni Karimda ismlari zikr etilgan payg'ambarlarning soni 25 tadir. Qur'oni Karimda Hazrat payg'ambaronlarni 25 ta nomlari, 25 ta payg'ambarning nomlari kelgandirlar. Bismillahir rohmanir rohim. Odam alayhissalom, Idris alayhissalom, Nuh alayhissalom, Hud alayhissalom, Solih alayhissalom, Ibrohim Khalilulloh, Lut alayhissalom, Ismoil Zabihulloh, Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Ayyub alayhissalom, Zulkifl alayhissalom, Shuayb alayhissalom, Musa Kalimulloh alayhissalom, Harun alayhissalom, Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, Ilyos alayhissalom, Aliyasa alayhissalom, Yunus alayhissalom, Zakariyo alayhissalom, Yahyo alayhissalom, Isa al-Masih alayhissalom va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. 25 ta payg'ambarning nomlarini nom-nom aytish shartmi? Bilamiz, qoraqa bo'lib boshqa mavzuga o'tib ketavering. Ulamo aytganki, Qur'onda kelgan payg'ambaronlarning nomini zikr etishlik Robbimizga mahbub degan. Robbimizga yoqimli degan. Shoyat shu payg'ambarlarni ismlarini aytganlarimiz uchun gunohlarimizni Alloh kechirib qo'ysa. Ey birodarlar, ozam emas, ko'p emas, Allohning payg'ambarlari haqida gap ketyapti. Bular iymonimizni bir bo'lagidir bular. Bu zoti bobarakotlarini bilmasak, bu zoti bobarakotlarga ixlos qilmasak bo'lmaydi, yaramaydi, iymonimiz yaramaydi, hech narsaga yaramaydi. Keling. Alloh tabarak va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Biz sizdan oldin ko'p payg'ambarlarni yuborganmiz. Ulardan biz sizga qissalarini aytganmiz. Aytganlarimiz ham bor. Yana ulardan biz sizga qissalarini aytmaganlarimiz ham bor. Ey Allohning payg'ambari, biz juda ham ko'p payg'ambarlarni yuborganmiz. U payg'ambarlardan ba'zilarini sizga qissalarini aytganlarimiz bor. Qissa degani bo'lgan voqeani bayon etishni otini qissa deydi. Lekin ularni ichida sizga qissalarni aytmaganlarimiz ham bor. Qur'oni Karimda ochiq oydin aytyapti. Ba'zilariki hikoyalari, qissalari kelgan,
bazılarının kemegen. Birer peygamberge Allah'ın iznisiz birer mucize keltiriz caiz emez. Peygamberan aleyhi salatu ve selamlarını kursatiyetken ulardan sadır bulgen mucizatlarını birertesi Allah tebarek ve teala'nın hükmeden teşkeri emez. Peygamberlik vazifesi noktayı nezerden hemme peygamberler tindirler. Allah'ın peygamberini abgegen zatlar hammalarının makamları, vazifeleri cihetinden tengdirler. Aralarda fark yok. Farklamayız. O peygamber yaşlılar, bu peygamberler yaşlılar. Ona yapırmayız. Aynen şu geplerini yapırmayız. Hazreti Mevlana Celal'dan Rumiyet ettiler. Peygamber bilen peygamberini farklayan manevi gilek de geldiler. Şimdi gilek de gelmiyorsun. Yani özümüz deyen payda böyle yaptı. Yaş katta bu gendenken adamın gözü yaşı englemesinden borarken. Yine Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi bunu başkaçara gülekke takas gülediler. Eytediler. Ustad şagırtıge dedi. Şagırtı beçara gülek. Gözü de nüksanı var. Şu haleti var. Yer tölege çüsen sirke türüptü. Onu ap çıkın. Bitti, idişte sirke türüptü, şunu ap çıkın. Gülay şagırt, padvalga çüşüp, yer tölege çüşüp, karasa ikide sirke. Derrav çıkıp ustaz, ikide sirke türüptü, kaysa birini ap çıkın. Bitti sirke türüptü, şunu ap çıkın. Yana çüşüp, üyerde ikide sirkeyken, he bittesini sindirgin dediler. Bittesini sindirdi, bitti hem sirke kalmadı. Peygamberlerini peygamberlerden farklayan adam. Yani Musa aleyhissalatu vesselam Yahudiler için peygamberdirler. Ne'uzan billahi min zalik. İsa aleyhissalam Mesihiler için peygamberler peygamberdirler degen adam Müslümançılıktan çıkarken farklayanı için. Bu üçüncü noktayı nezar. Farklamayız. Birer de peygamberini birer de peygamberden farklamayız. Faziletleri cihetten yine ular birbirlerden ajralib turishadi. Ularga yüklengen vazifeler cihetiden ular birbirlerden ajralib turishadi. Peygamber onlar hali yukarıda eytik birbirden farklamayız. Ularga Allah tebarek ve teala'nı bergen peygamı cihetiden farklanışadi. Yani ularga kitap nazil etilgen katta işler buyurulgan peygamberlerini ulul azm deyip aytadı. Katta iş egeleri deyip aytadı. Katta farman egeleri deyip aytadı. Ularga Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam, Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam, İsa aleyhissalatu vesselam, Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselamlar kirediler. Mana shu zotlarga kitob nozil bo'lgan, ba'zi kitobda Davud alayhissalomni qo'shishgan. Hazrati Davudga Zabur degan kitob nozil bo'lgan edi. U kishini ham ulul amrga qo'shishgan, ulul azmga qo'shishgan. Bularning ham ichlarida eng fazilatlisi ana endi yuqorida sanalgan Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibrohim Khalilulloh Musoyi Kalimulloh Hazrati Iso al-Masih alayhissalom Hazrati Nuh alayhissalom Hazrati Davud larning ichidagi fazilatligi Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam durlar. Shundoq deb e'tiqod qilinamiz. Hop. Ulul azimlerden, katta peygamberanlardan, Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ın artıklık cihetleri nemede? Dese kıska cevap vergen de, ulu zatlarga, ulul azimlerge kelgen kitablarının en mükemmel, en mükemmel, en mükemmel, kıyamet geçe tetigulik destur Hazreti Peygamberimizge verilgeni üçündür. Raderler, Kur'an-ı Kerim, İnsaniyetke yengelik emez. Kur'an-ı Kerim'den evvel
İncil nazil bo'lgan edi. İncil'den avval Tavrat nazil bo'lgan edi. Tavrat'tan avval Zabur nazil bo'lgan edi. O kitablarda Rabbimizning yagona ekanligi, uning tengi sherigi yo'q ekanligi aytilgan edi. Va ba'zi masalalar bayon etilgan edi-ku, Qur'oni Karim keldi-ku, hammasini to'ldirdi, mukammal qildi. Farq shetta bo'ldi. Bularning ham ichlarida eng fazilatlisi payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam debdilar. Ul zoti payg'ambarlarning eng so'nggisi hisoblanadilar. Payg'ambarimiz Rasululloh payg'ambarimizning eng so'nggisidirlar. Nuqta. Shu gapdan keyin nuqta. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohdan keyin nuqta. Ahmadiyya degan oqim chiqqan. Firqa chiqqan. Ahmadiyya. Hozir yer yuzida 120 dan oshiq davlatlarda vakolatxonalari bor. Buni qisqa kelib chiqishi hozirgi Pokiston o'sha paytda Hindiston bo'lgan ekan. Punjob viloyatida Qodiyon degan qishloqda G'ulom Ahmad Qodiyoniy degan bir odam tug'iladi. 18-asrda. U o'zini oxir zamon payg'ambari deb e'lon qiladi. Shuni fikriga ergashganlar bor. Shuni ko'tarib yurdi shu gaplarni. Buna gaplar gapirilmaydi. Mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning so'nggisidirlar. Bu e'tiqoddir. Bu e'tiqoddan chiqqan odam dindan chiqadi, aniq chiqadi. Dinda hisoblanmaydi. Nikohi nikoh hisoblanmaydi, namozi namoz hisoblanmaydi. Bu jiddiy gap bu. Ulamolar payg'ambarlar haqida 4 narsada e'tiqod qilishimizni vojib deb aytganlar. 4 ta e'tiqodni vojib deb aytganlar. Birinchisini aytadilar. Payg'ambarlar bizga Alloh taboraka va taolodan keltirilgan har bir xabarda rostgo'y ekanlarga iymon keltirishimiz vojibdir. Payg'ambarlar Alloh taboraka va taoloning payg'omini farmonlarini bizga hech qoldirmasdan yetkazdilar, yolg'on gapirmadilar. Bir narsa qo'shmadilar, bir narsa olmadilar. Ikkinchisi, Alloh taboraka va taolo tomonidan payg'ambarlarga topshirilgan vazifani bekamu ko'z bajarganlari, shariatdan biror narsani yashirmaganlarga iymon keltiramiz. Alloh taboraka va taolodan nozil bo'lgan ahkomga to'liq rioya etdilar. To'liq amal qildilar. Omonatni to'la bajardilar bular hammalari. 3-uchinchisi, Nabi va rasullar payg'ambarlikdan avval ham payg'ambarlik davrida ham katta va kichik gunohlardan pok bo'lganlar. Buni boshqacha qilib aytganda ismat ham deb ataladi. Payg'ambaronlar bir e'tiqodda payg'ambaronlar gunohlardan munazzahdurlar. Alloh taboraka va taolo hazrat payg'ambaronlarni birinchidan go'zal qilib yaratgan, nihoyatda go'zal qilib yaratgan, payg'ambarlarni hammasi go'zal bo'lgan, yoqimli bo'lgan. Ikkinchidan, bular payg'ambaronlarga berilgan aql, ulardagi zakovat, ulardagi zehn insoniyatni aqlidan ancha yuqori hisoblanadi. Uchinchidan, bu odamlarda xato yoki gunohlar kuzatilmagan yoki qilmaganlar, Alloh taboraka va taolo kichik xatolarni kichik gunohlarni kechganligi, hamma gunohlarni kechirganligi haqida Qur'oni Karimda oyatlarni nozil etgan. Demak, payg'ambarlar gunohlardan pokdirlar. Va 4-uchinchisi, payg'ambar alayhi salatu vasallamlar Alloh taboraka va taoloning shariatini yetkazishda vazifalariga o'ta hushyorlik va ziraklik bilan yondashganlar. Ular g'aflatda qolish va tushunmay qolish kabi nuqson sifatlari bo'lmaganiga iymon keltiramiz. Alloh taboraka va taoloning bergan payg'omini payg'ambaronlar hammalari bekamukos ado etganlar. Va Alloh taboraka va taoloning farmonidan biror narsani unutmaganlar. Bitta hadis kelib qoladi, shuni aytib o'tishga to'g'ri keldi bu yerda. Ma'noni keltirib chiqarish uchun mutadodlardan foydalaniladi. Mutadod degani antonim degani. Odamning aqliga bir narsani keltirish uchun uni ziddini keltirish kerak bo'ladi. إنما أبينت لي ليلة القدر فخرجت لأخبركم فجاء رجلان يختنقاني فمعهما الشيطان فنسيتها فالتسموها في التاسعة
وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ رَوَاهُ أَحْمَدْ Manası. Sizlerge Leylatul Kadir tününü kaysa tün ekenliğine eytemen deyip çıksam, Leylatul Kadir tünü kaysa tün ekenliğine eytemen deyip çıksam, sizlerden ikitesi uruşup geldi, teleşip geldi. Ular bilen birge, şeytan birge geldi. Men unuttum Kadir tünü kaysa ekenliğine. Bu unutmağım sizler için şayet yakışık olsa. Siz endi onu 29'dan, 27'den, 25'den aktarıyorlar degen hadisini İmam Ahmet getirgenler. Ya damla, peygamberimiz unutup koyduklar da. Allah'ını birgen peygamberini. Ya braderler, kelamı da etken ki, ey peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, ey Resulallah, biz hâhlegen nerseniz sizge nutk kıldırırmız, eittirırmız. Hâhlegen nersemizini sizden unutturırmız. Allah tebarek ve teala unutturgen peygamberimizini. Unutturgenliğinin sebebi, asasi sebebi, hani ikide keliyetken uruşkaklar bilen şeytanlı birge kelişi bulsa, birinci sebebi, ikinci sebebi, peygamberimiz bu tünlü naanık kılgelleri Allah'ın rahmeti bulup geldi hemimizge. Yaşayayım şuna kabuldu. Ne anı kabuldu? Tasavvur kılın. Anı kabulsene o olardı. Telefon böyle yaptı. Makka'da. Alo, alo. Karıka haram demen. Allah kabul kısın. Saval. Hop. Haramda okulgen namaz 100 bin reketke tingleş edin mi? Şimdi haramda okulgen namaz Makka'yı mukarremede Kabe'yi, Khane'yi Kabe'de okulgen namaz 100 bin reketke tingleş edin. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidlerde okulgen namaz 100 bin reketke tengileştirildi. Aksa'da okulgen namaz 100 bin reketke tengileştirildi. Ya ki 10 bin. Şuna hadis var. Savalini işte. Onu da dedim okumagen namazlarımı şeyde okup geçsem adab olarken de dedi. Meneşi geçiğinden, meneşi fikrinde Rabbimizi karzdar kıp gelesen meneşi geçiğinden. Öyle yaptı ki, okumakan namazlarımı Kâbetullah'da okuvarsan böl diyeken, reçöteken, hem ya. Öyle bu ne koyulam ha, Mahmut? Cuma'da kayısı saat icabet buluşluğu ne anı kopmakan? Yakşiyem ne anı kopmakan? Tasavvur kılın, Cuma'da bir saat o şey, saat malum kopmasa, Allah'ım umur boyu ibadet kılışımını nasip kılın, şunu benden kabul kılın. Bu oldu onu başka mescitte görmeyiz onu. Ha deysen cümleye bargamız tahsir biz dua koyamız. Ey braderler. Kur'an'ı da eytken ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim fe izâ faragte fensab ve ilâ rabbike fargab degen. Eğer ibadetten boşasangiz zikir etin. Zikirden boşasangiz başka ibadet bilen, teheccüd bilen, nefiller bilen şugullenin. Bo'ldi bir ibodatni qilib qo'ydim bo'ldi unaqa narsa yo'q. Aytilmoqchiki, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam neni nutq qilsalar havodan qilmadilar. Neni gapirsalar Allohning amri bilan gapirdilar. Neni Allohim unuttirgan bo'lsa, u siz biz uchun foyda bo'ldi. Mana shu payg'ambarlar haqidagi aqoidlardandir. Inshaalloh yana bu haqidagi mavzularni davom ettirajakmiz. Allohim Hazreti Peygamberan aleyhissalatu vesselamlarını bercelerge salamlarımızı yollegin. Salavatlarımızı yollegin. Hususen Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge salavat ve salamlarımızı yollegin. Ul zat-ı bağ barakatını şefaatlerden bercemizge nasip eylegin.